Türkiye'nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki yerli ve milli gücüne ilişkin proje ve ürünlerin tanıtılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı açıldı. TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü fuarın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bugün ikinci kez ziyarete açılıyor. ARGE Sanayi ve Teknoloji Şovumuz Eskişehir Endüstri Fuarı. Yurt içi ve yurt dışından 157 firmanın katılımıyla ziyarete açılıyor. Savunma sanayi, havacılık, üretim teknolojileri, otomasyon konularında ülkemizin ve dünyanın değerli markaları bugün Eskişehir'de Fuar Merkezi'nde yurt içinden ve yurt dışından gelecek ziyaretçilerle buluşuyor. Bugünden itibaren yoğun bir şekilde yurt dışından ve ülkemizin sanayisinin yoğun olduğu şehirlerinde ziyaretçi almaya başladı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli şöyle konuştu. İkincisi düzenlediğimiz endüstri fuarının hareketli olmasını diliyorum. Çok kıymetli bir fuar. Bundan öncekiler de böyleydi ama bu özellikle bizim için çok daha önemli. Son yıllarda konu halinde bütün paydaşlarımızla beraber sürekli ihracattan, yüksek teknolojiden ve ihracat yaptığımız ürünlerimizin birim fiyatlarının yükseltilmesinden bahsediyoruz. İşte tam da bu anlamda bu fuar çok daha anlamlı. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş şöyle konuştu. Eskişehir Sanayi Odası olarak biz de üreten Eskişehir, büyüyen Türkiye sloganıyla yola çıktığımız önemli bir dönemeçteyiz. Yaklaşık 1000 üyemiz, 7 milyar dolara yakın ciromuz, 4 milyarı bulan ihracatımızla üretmeye devam edeceğiz. Bizi de güçlü kılan bu. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler şunları söyledi. İkinci endüstri fuarının düzenlemenin şu an itibariyle mutluluğunu yaşıyorum. Tabii her fuar kendi içerisinde farklı beklentilere neden oluyor. Biz geçen seneki endüstri fuarını planlarken TÜYAP'la birlikte tek hayalimiz ve hedefimiz katılımcıların dışında bir türlü iş görüşmelerini daha anlamlı hale getirmekti. Birincisinde 630 tane ikili iş görüşmesini bu alanda sağladık. Ve bunun da katma değerini birçok firmamız tarafından almış olduğu inputlarda da görüyoruz ki herkes bu fuara katılım noktası daha heyecanlı olduğunu hissettik. İnşallah bu fuarda hedef odaklı tarafları birbirine temas edecek noktada kentimize, ülkemize katma değer sağlayacak noktaya taşınmanın açıkçası ben gurur içerisindeyim. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal şöyle konuştu. Ülkemiz çok zor zamanlardan geçti. Bu aşamaya gelene kadar inanır mısınız? En çok üzerinde düşünülen, konuşulan bir konu vardı. Üretimde daima katma değer yüksek, katma değeri yüksek ürünler üretmek ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Ben tüm katılımcılara, uluslararası düzeyde katılan tüm firmalara, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İleriki yıllarda daha da güçleneceğimiz, daha büyük Türkiye için el birliğiyle katma değeri yüksek ürünlere iyice konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile sanayicilerin adeta etle tırnak gibi olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı olsun, sanayicilerimiz de olsun, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak etle tırnak gibiyiz. Birbirimizi tamamlayan unsurlarız. Dolayısıyla ülkemizde millileştirme, yerlileştirme ile ilgili son senelerde Türkiye'nin nasıl bir ivme kazandığını hepimiz şahitlik ediyoruz. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilimiz de söylediği gibi katma değeri yüksek ürünlerde savunma sanayi alanında adeta inkişaf ediyoruz. Dünyaya örnek oluyoruz. Dünya Türkiye'yi konuşuyor diyor. Bununla da biz gurur duyuyoruz sizlerin sayesinde. Sizlerin verimli üretimleri sayesinde
hepimiz ekosistem olarak Türkiye'nin büyümesine, savunma sanayinin gelişmesine, dünyada örnek model olması yolunda emin adımlarla kendimizi bilerek yaptığımız ürünlerin sahada nasıl bir etki gösterdiğinin farkında olarak güzel güzel yolumuza devam ediyoruz. Konuşmaların ardından Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun ve diğer ilgililerin katıldığı fuarın açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Ardından katılımcılar fuar alanını gezdi. 14 ülkeden çok sayıda savunma sanayi ve endüstri firmasının katıldığı fuar 18-21 Ekim tarihlerinde 10-19 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.